Çok teessüf ederim Sayın Demirtaş. Gerçekten de. İnanamıyorum size. Bilmiyorduk. Ya meğerse Selahattin Demirtaş Türkiye'nin en zengin insanıymış gerçekten. Vallahi yani. Nasıl? Haberi ben olduğu gibi önce size okuyayım. Bugün Paçavra medyasının, Çukur medyasının, Türk medyasının bazı arkadaşlar kızacak şimdi. Ne diyeyim ben peki? Peki siz olsanız nasıl bir isim koyarsınız bu medyaya? Şimdi bu haberi okuyacağım. Şu kadarcık bir vicdan varsa bu haberi objektif olarak yorumlarsınız. Ama varsa yoksa da saldırın kardeşim. Küfür eder. Küfür serbest. Eyvallah. Yeni Şafak'ın, bilmem Star'ın, bilmem Hürriyet'in paylaştığı haberi olduğu gibi önce okuyayım cümle değiştirmeden. Ondan sonra yorum yaparsınız. Bakınız. Gri listede aranırken teslim olan PKK'li Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Selahattin Demirtaş ve onlarca HDP'li vekili zora sokacak yeni bilgiler verdi. Ovalıoğlu, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın Demirtaş'a HDP eş başkanı olduğu dönemde seçim çalışmasında kullanmak üzere para gönderdiğini söyledi. Ovalıoğlu, miktarın 16 milyar para, cinsinin ise dolar ya da euro olabileceğini söyledi. Habere olduğu gibi devam ediyorum. PKK'den kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Leheng Dersim Kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu terör örgütünün HDP'yi finansmanı ve elebaşı Cemil Bayık Selahattin Demirtaş ilişkilerine dair yeni bilgiler verdi. 2014-2016 yılında Kandil'de şoförlük yaptığı ve o tarihlerde Türkiye'den terör kamplarına giden tüm isimleri bizzat gördüğü için kritik bilgilere sahip olan Ovalıoğlu, Demirtaş için kendisini birkaç defa Kandil'de gördüm, evet dedi. Bu Çukur medyasının dünden beri yaptığı haber değerli izleyenler. Şimdi bakınız size Çukur medyanın önde gelen aktör gazetelerinden bir tanesi olan Hürriyet'in manşeti bu. Bu ekrandaki Hürriyet'in manşeti. Nasıl manşet atmış? Kobani dosyasının gizli tanığı anlattı. Cemil Bayık Demirtaş'a 16 milyar dolar gönderdi. Ya gerçekten Sayın Demirtaş 2018 yılında buraya gelmişti. En son cezaevine girmeden önce ben de kendisiyle görüşmüştüm birkaç defa. Birkaç gün hatta beraberdik. Sayın Demirtaş gerçekten çok teessüf ederim. Yani bilseydim sizden en azından 16 milyar dolar. Ben sizin Türkiye'nin en zengin insanı olduğunuzu bilseydim eğer gerçekten de sizden biraz para isterdim yani. Bir fon isterdim yani. Çok ayıp etmişsiniz Sayın Demirtaş. Umarım bir gün çıkarsınız ben size hatırlatırım. Yani ben en son havaalanına gitmeden yarım saat önce kendisiyle Almanya Meclisi önünde bir canlı yayın yapmıştım televizyon için. Yani Sayın Demirtaş o zaman o dönem gördünüz ya. Benim kameram 1000 euroluk kameraydı. Yani hiç mi demediniz ya? Adem Bey buyurun size işte nasıl olsa 16 milyar dolarım var size bir 15-20 bin euroluk bir kamera alayım da bu işi doğru düzgün yapın. Çok teessüf ederim Sayın Demirtaş gerçekten de inanamıyorum size. 16 milyar dolar bazı Çukur medya organları da 16 milyon yazmış. Hürriyet 16 milyar yazmış. Yeni Şafak 16 milyon yazmış. Hangisi doğru bilmiyorum. Ne hikmetse bu itirafçı denen bu dümbük 2015 yılında gelip teslim oluyor. Adam bekliyor, bekliyor, bekliyor. 7 yıl bekliyor. Ne hikmetse 2 hafta önce ortaya çıkıyor diyor ki hele durun bir yeni aklıma geldi ya. Ben şimdi yeni hatırlıyorum. Çanta çanta valiz valiz paralarla o dönem Cemil Bayık işte yerin altında paralar çıkararak Selahattin Demirtaş'a 2018 yılında dedi al götür bu paraları seçimde kullan diye para vermişti. Ama paranın dolar mı euro olduğunu bilmiyorum diyor. Ya bu ben bir şey söyleyeyim mi? İnsan çirkefleşir de insan biraz şerefli olur ya. İnsan biraz vicdanlı olur ya. İnsan atar da bu kadar destekli atmaz ya. Peki ondan önce ne diyorlardı? Bu da takvim paçavrasının manşeti değerli izleyenler. Takvim paçavrasının geçen yılki manşeti neydi? Rakamlar yalan söylemez. HDP'li belediyelerden Kandil'e para akıyor. Lan yavşaklar bu belediyelere kayyumları niye atadınız? Dediniz ki bunlar Kandil'e para gönderiyor. E lan yavşaklar Kandil nasıl olur da bunlara seçimlerde harcasınlar diye 16 milyar doları gönderiyor. Sizin hiç mi beyniniz çalışmıyor? Yahu! Ben eminim şu anda bu yayını izleyen troller var ya, AKP'ler var ya şunu diyordur. Ya hakikaten bunlarda hiç mi beyin yok? Şu kadar bir beyin olsa, şu kadarcık bir beyin olsa demezler ki bu kayyumların atanmasının sebebi Kandil'e para göndermeleri. E bu adamlar Kandil'de para almış sözde. Bir de benim aklım şuna ermiyor arkadaşlar. 16 milyar dolar kaç çanta yapar? Biliyorsunuz dolarda büyük para yok. Öyle 500, 200 bilmem ne yok. Sizin tahmininize göre 16 milyar dolar bir minibüse sığar mı? Ben bilmiyorum hani. Ciddi söylüyorum bunu. Bir kamyona sığar mı? 16 milyar dolar milyon değil. Evet Yeni Şafak milyon diyor. Hürriyet diyor olur mu ya diyor. Bak manşet atmış olur mu? 16 milyar dolar gönderiyor.
göndermiş. Bankayla gelmeyeceğine göre, çünkü bankalar kontrolde. O kadar tabii ki Cemil Bayık'ın Kandil'de bir bankası var, biliyorsunuz. Sayın Cemil Bayık orada bir banka kurmuş ve kendi adına bir konto kurmuş. Siz dünyanın her yerinde o kontoya para gönderiyorsunuz habire. Her gün para gidiyor. 16 milyar dolar ne ki yani? 16 milyar dedim yani, şey, bir para. Ne yapmış Sayın Cemil Bayık? Kendi kontosuna online, bir de orada online ödeme de var. Girmiş kontosuna, hesabına. Online ödemeyi hemen 5 dakikada çimşak böyle tık tırırırt gitmiş 2 kaç saniyede. Sayın Demirtaş'ın hesabına ya da HDP'nin hesabına. Yok, bunlar Demirtaş'a gitmiş, HDP gitmemiş. Sayın Demirtaş'ın hesabına o para gitmiş yani. Kandil Bank. He arkadaş diyor ya, Kandil Bank. Vallahi helal olsun yani. Peki devlet bu kadar para, 16 milyar doları o bankaya girdiği zaman drink diye yani, yahu görmemiş mi? Görmüş de ses çıkarmamış. Sayın Demirtaş da sağ olsun bu parayı almış, tıkır tıkır üzerine oturmuş, habire yiyor. Ben de diyorum Sayın Demirtaş'ın bu villaları nereden geldi? Altındaki arabaya baktığınız zaman 1 milyar dolar neredeyse. La kuru yahu. Ben ne diyorum, ne diyeyim artık? İnanın bana, artık bu rezalet karşısında yapacak yorumu insan bırakmıyor ya. Utanma kalmamış, haysiyet kalmamış, vicdan kalmamış, böyle yalan dolanlarla insanlara yedirmeye çalışıyorlar. Yiyen var mı acaba ya? Bu işte gerçekten de olabilir diye inanan var mı? Ben bunu çok merak ediyorum değerli izleyenler. Bu kadar milyonlarca insana bu haberler, yalan dolan haberler servis edilirken gerçekten de merak ediyorum. Bu haberleri yiyen var mı? İnanan çıkıyor mu arada? Maalesef çıkıyor. He olabilir, 16 milyar. Bir şey demiyorum ya, ne diyeyim ben yani, vallahi. Neyse, önemli haberler var. Bir haber daha var değerli izleyenler. Selahattin Demirtaş'la ilgili bir haber daha var. Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması görüldü. Bu Yüksel Kocaman da şu anda ev hapsinde olan bir hırsız yani ya, bir çete lideri olarak görevden almış. Ev hapsinde ona rağmen. Niye? Demirtaş'a dava açmış ya. Evet, dava görülmüş ve savcı mutalasında Demirtaş'ın 7 Ocak 2020'de Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılandığı başka bir davada savunma yaptığı sırada eski Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yüksek Kocaman'ı hedef aldığı ifade edilmiş. Mutalada Demirtaş'ın suç örgütlerinin korkutucu gücünden yaralanarak tehdit etmekten 2 yıldan 5 yıla, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekten ise 1 yıldan 8 yıla kadar, yani toplam 8 yıla varan yeni bir ceza istedi. Avukatlar savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme ara ara kararında avukatların talebini reddederek bir sonraki duruşmayı 12 Eylül'e ertelemiş. Ben bütün yayınlarımda ne söylüyorum size? Arkadaşlar sürekli söylüyorum ya. Diyorum bu adam, Erdoğan hükümeti Demirtaş'ın, bakın cezası 1. ayda bitiyor. 23 Ocak'ta Sayın Demirtaş'ın aldığı cezalar bitiyor. Şu anda ondan harici bir ceza şu anda yok. Ben sürekli size diyorum ya, bu adam Sayın Demirtaş'ı bırakmaz. Bakınız, uydurma görüyor musunuz? Çetelikten, çetecilikten yargılanan, şu anda ev hapsinde olan bir çete adam için Sayın Demirtaş'a bahane bulmuşlar ya, ceza verecekler.